Belediyemizin Doğan rehabilitasyonuna yönelik faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Belediyemizin 8 birimi burada 24 saat esasına göre faaliyet gösteriyor. Müsaade ederseniz bu gün görürseniz şu an tesislerimizi hemen doktorumuz, psikologlarımız, sosyologlarımız, çevre inceleme teknik ekibimizi bir gezip sonra sunumumuzu Sayın Başkanım Ahmet Aras'la beraber yapabiliriz. Tamam. Oraya yapma, doğrudan evet. Sunum alalım ama bir de muhtar arkadaşlarla aşağıda sunum yapacak. Başkan. Arkadaşlar evet, boşaltıyoruz arkadaşlar. Merhaba vatandaşlarım, sevgili hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Sayın Genel Başkanım, Bodrum Belediye Başkanlığı yangın durum raporunu arz ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Bodrum Yarımadası'nda 31 Temmuz'da ve 10 Ağustos 2021 tarihleri arasında 4 farklı noktada meydana geldi yangınlarımız. Ve toplam 8656 hektar, yani toplam 12.190 futbol sahası büyüklüğünde bir alan zarar gördü. Yangınların başlamasıyla beraber de kriz yönetim masamızı hemen yönetim merkezimizi teşkil ettik ve çalışmalara başladık. Sayın Genel Başkanım, yangınlar öncelikle Bodrum Merkez, Milas'ın bölgesinde başladı. Arkasından bu büyük alanda, burası da şu anda bulunduğumuz bölge Sayın Genel Başkanım, Mazı bölgesi. Burada devam etti. Arkasından yine Dereköy bölgesinde de ciddi bir yangın vuku buldu. Toplam etkilenen bölge Sayın Genel Başkanım, yaklaşık 12 mahallemiz. Umurça, İçmeler, Mumcular, Gökpınar, Yukarı Mazı, Aşağı Mazı, İnceyalı, Hurma bölgesi, Kisebükü, Yeniköy, Karahova, Çocuk Mezarlığı, Armutçuk, Pınarlı, Beren, Dereköy ve Karakaya. 6 personel, 2 itfaiye ile Beylikdüzü Belediye'miz 13 personel, 2 arazözle, Bornova Belediye'miz 9 personel, 3 tankerle, Tepebaşı Belediye'mizde 6 personel yine 2 tankerle arazözde bizlere destek verdiler Sayın Genel Başkanım. Buradan kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Sayın Genel Başkanım, hasar tespit çalışmaları en önemlisiydi. 352 konutu tek tek ziyaret ettik yangından etkilenen. Yalnız tabii 352 konut yanmadı Sayın Genel Başkanım. Burada toplam 19 konut ve iş yeri kısmen ya da tamamen zarar gördü. Ama biz yangından etkilenen bütün bölgedeki bütün meskun evleri, konutları ziyaret ettik. Burada 780 vatandaşla ve 28 işletmeyle de birebir görüştük ve onların hasarlarını tespit ettik. Daha sonra yangınla ilgili taleplerini aldık Sayın Genel Başkanım. Burada muhatap olan sizsiniz. Vatandaş gelip derdini sizlere anlatır. Dolayısıyla sizin vereceğiniz bilgiler bizim için çok değerli. Belediye başkanımız elinden gelen çabayı harcıyor, zaten onun görevi. Büyükşehir Belediye Başkanımız da elinden gelen çabayı harcıyor, görevim. Diğer Büyükşehir Belediye Başkanlarımız da buradalar. Onlar da size destek vermek, hem moral destek hem maddi manevi destek vermek için de buradalar. Ama bugüne kadar beklediğiniz fakat karşılanmayan ihtiyaçlar neyse bunu sizden öğrenmek isteriz. En azından biz notlarımızı alalım, onları da karşılamak için. Tekrar sizlere geçmiş olsun diyoruz. Biz kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Ormanlar bizim akciğerlerimiz. Onların sayesinde nefes alıyoruz. Doğaya bakınca, yeşilliğe bakınca manevi bir huzur yaşıyoruz. O nedenle büyük bir felaket yaşadı, Türkiye yaşadı. Felaketi el birliğiyle, gönül birliğiyle inşallah aşarız. Dolayısıyla yaşadığınız sıkıntılar, sadece sizin sıkıntılarınız olmanın ötesinde Türkiye'de yaşayan 83 milyonun sıkıntısı oldu. Hepimizin gözü buradaydı, yüreği buradaydı, kalbi buradaydı. İnşallah daha fazla büyümez diye hepimiz dualar ediyorduk. Elimizden gelen çabaları gösteriyorduk. Dolayısıyla tekrar size geçmiş olsun diyoruz. Elimizden geldiğince var olan yaraları onarmaya, sarmaya da çaba harcayacağız. Tekrar çok teşekkür ederim muhtar arkadaşlarım. Hadi bakalım, Allah kolaylık versin. Başkanımızdan çok memnunum. Allah bin kere razı olsun. Belediye başkanımıza Allah'ın tepesi sayıyoruz. Belediye var.
Belediye başkanımız bizimle beraber koştu, bizimle beraber oturdu, bizimle beraber ağladı. Allah bin kere razı olsun şu yardımlar için, her şey için. Belediye başkanımız olmasa ayakta değiliz. Güzel. Evet, belediye başkanımız yapacak, size yardımcı olacaksınız. Arkasında destekçi. Evet. Bizim köyümüzde, köyümüzde Galiban köy, elinizden gelen yardımları ya da askeri ücretten bir maaş işçisi olmayanlara maaş isteriz. Allah bin kere razı olsun belediye başkanımızdan. Belediye başkanımızın sayesinde ayaktayız. Köyümüzü yanmaktan kurtardı. Allah bir kere değil bin kere razı olsun. Allah ömrüne ömür kalsın. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sağ ol. Evet. Hepimizin yüreği buradaydı. Hepimiz büyük bir merakla bekliyorduk. Mücadele ediliyordu. O mücadele konusunda da gönül birliği yaptık, el birliği yaptık. Şu anda bizim büyükşehir belediye başkanlarımız da buradalar. Onların da büyük yardımları oldu. Osman Başkan'a destek verdiler. Bodrum Belediye Başkanımıza destek verdiler. Muhtarım yanımda oturuyor. Muhtarıma söyledim. Taleplerinizi iletin. Şu anda aklınıza gelmeyen bir talep olursa da iletin, mutlaka yerine getireceğiz. Sizin talebinizi yerine getirmek bizim boynumuzun borcudur. Bunu yapacağız. Bir de Bodrum'a yangın söndürme helikopteri ya da bütün iş adamlarında, Bodrum sevdalılarında, Bodrum'a bütün kaymakamları, bütün dünyanın evet. iş adamlarından yardım bekliyoruz. Bir uçak ya da bir helikopter istiyoruz. Evet. Osman Başkan'ın bir helikopteri oldu. Biz helikopteri getirdik. Tamam, bundan sonra ama Büyükşehir Belediye Başkanlarımızla birlikte helikopter ve uçak için çalışma yapıyoruz. Evet, hep beraber bütün yapıyoruz. Bütün iş adamlarından, bütün tamam. yardımseverlerden, evet. Bodrum'un için, tamam. Bodrum için kalbi atanlara, bütün biliyorum dünyanın, evet. dünyanın Bodrum'da gözü olduğunu. Öyle, onlardan öyle. Yardım istiyoruz. Güzel Bodrum'umuz için, nefes için, her şey için, Bodrum için yardım istiyoruz. Sağ ol. Sağ ol. Bir helikopterimiz, bir uçağımız olsun. Tamam. Başkanım, çok teşekkürler. Biz orman köylüsüyüz. Bu insanların ciğeri bir kere yandı, bir daha yanmasın. Lütfen desteklerinizi bekliyorum. İnşallah. Zahmet Başkanım'dan Allah razı olsun. Onun sayesinde ayakta kaldık. Evlerimiz yanmadı. Devletlerimiz yandı ama biz hep beraber el ele kavuşur. Tekrar onarız, tamir ederiz. Bütün... Allah bin kere razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Bütün onların tamamını telafi edeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Belli bir zaman dilimi içinde. Yeni ihtiyaçlar da çıkabilir. Bugün sizin de aklınıza gelmeyen, bizim de aklımıza gelmeyen. Onları da bize bildirin. Biz sizin emrinizdeyiz. Onu bilmenizi isteriz. Biz 16 yıl önce yaşadık bu yangını, evet. bir daha yaşamak istedik. Biz şimdi yaşadık. Ama biz yaşayışma istemiyoruz dağlarımızda. Hiç evet. Bir. Güzel. Kesinlikle. Evet. Güzel. Yeşermesiniz. Bu çok önemli. Çok önemli bu. Evet. Yapılaşma olmaması lazım. Olmaması lazım. Çünkü bizim doğamız yanarken Ahmet Başkanımız uçak diye bağırırken, Osman Bey Başkanımız uçak diye bağırırken bir tane uçak gelmedi. 2006'da yandığı zaman evet. uçak geldi. Bu kadar yanmadı bizim dağlarımız. Evet. Uçak gelseydi yine yanmazdı. Bizi kendi kaderimize bıraktı. Başkanımdan başka kimseyi görmedi. Osman Başkanımdan ve çevre. Onların tamamının farkındayız. İnşallah tamamını çözeceğiz. Yangın çıkar çıkmaz müdahale etmek lazım. Büyüdükten sonra evet, söndürmek daha zor. Söyle söndürecek öyle. Diye de söndürmediler uçakları. Evet, evet. Bir tane yangını söndürmediler. Bizim Ahmet Başkanımız köylü gibi çalışan yangın söndüre gitti. Evet. Ve Osman Bey'le gitti. Evet, evet. Evet. Osman Bey'le gitti. Çoğu evet. belediye başkanlarımız geldi. Öyle. Çağdaş, Betona. Bunlara da ayrı ayrı teşekkür etmemiz lazım. Evet. Evet. Tamam. Kim katkı verdiyse herkese teşekkür ederiz. Allah korusun hepinizi. Aslan. Belediye başkanımız, genel başkanımız. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hepinize geçmiş olsun. Anacığım geçmiş olsun. Allah korusun. Yanınızdayız. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun delikanlı. Geçmiş olsun anacığım. Geçmiş olsun. Sağ ol. Amin. Yanınızdayız. Hep birlikte yanınızdayız. Hep birlikte. Geçmiş olsun.
Gençler nasılsınız? Hoş geldiniz. Yakında mı okuyorsunuz? Ben bunu okuyorum. Güzel. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yanınızdayız hep birlikte. Valla değerlendirme işte zor tabii. Görünce insan kabus gibi ormanlarımızı. Az önce Tunç Başkanım çok güzel örnekler verdi aslında. Bence dinlenmesi gereken, yani nasıl filizlenmesi, nasıl tekrar yeşerilmesi gereken. Belki Tunç Başkanım anlatırsın onu, İstanbullular da duysun vallahi senin ağzından. Yani bizim 2 sene önce İzmir'de, Trazlı'da çok büyük bir yangın çıkmıştı. 2 sene sonraki gelişimini görmek için gittim. Ağaç dikilmeye çalışılan yerler, kazınan yerler çöl. Ama kendi haline, doğanın kendini terapisine bırakılmış olan yerlerde fışkırmış yeşil. Kısacası çok yanlış müdahale yapılıyor ve o yanlış müdahale sonucunda da aslında doğanın gücü zayıflatılmış oluyor. Doğa kendi haline bırakılsa toparlıyor. Bunu konuştuk. Evet, evet. Çok değerli. Ama şu anki durum kabus gibi tabii. Allah korusun. Umarım yanmadan tedbirleri nasıl alırıza yoğunlaşmak. Ama biz bugün burada hem 11 Büyükşehir Belediye'miz olarak genel başkanımızla beraber bu yaralar nasıl sarılacak ona bakacağız ve endişe olmasın ki hem devletimiz hem bizim gibi belediyeler vatandaşımızın yarasını hep birlikte sararız. Can kaybı olmasın yeter ki, ama bir yandan da tekrar söyleyeyim, yanmadan nasıl tedbirler alınmalı kısmı bana göre çok çok önemli. Yoksa şu manzaralar insanın yani tüylerini diken diken ediyor. Hala gözleri yaşlı insanlar var. Kolay değil. Geçmiş olsun güzel yöremize. Geçmiş olsun. Çocuklarımızın geleceğe gitti, geleceğe. Toparlanacak inşallah. İnşallah toparlanacak. Bekliyor. Tabii tabii, inşallah toparlanacak. Güzel kızlar, hadi bakalım. Sağ ol canım benim. Evet. Arkadaşlar. Arabalar yürüsün, bizim araba gelsin. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyisin? Sağ ol. Merhaba. Gelsin. Çocuklar öne. Çocuklar öne. Siz de gelin ki gelin. Bak bana bak bana. Gelin gelin, dur daha geliyor çocuklar. Gel 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 abi, gel, gel sen de geç gel. Serbest gel. Ya gel 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 sen daha ya. Gel gel gel. Çoğaldılar evet. Dur bir dakika. Ben de. Şöyle bir kadar güzel oldu. Ben de geçeceğim şöyle. Bunlar aldı bir dakika. Sen çeker misin? Onu. Ama burada beraberce yaralarınızı saracağız. İtfaiyelerinizi teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Evet, doğru. Her şey için emeklerinizi teşekkür ediyoruz. Başkanlarımız da buradayız. İzmir'de burada. Aa, İzmir burada. Hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz. Adana burada. Aydın burada. Arkadaşlar. Tekirdağ burada. Özlem başkanımız da burada. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çelçioğlu da. Hoş geldiniz. Kadir başkanımız. Bu zeytin ağaçları. Hoş geldiniz. Ben anladım olayı. Anladı. Anlamak değil. Bize şimdi ne yapılması istiyor? Biz eyvallah. Eyvallah. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ ol. Biz burada tekrar bize zeytin verilmesini ben kendi şahsımı istemiyorum. 30 yılda meydana gelecek bu zeytin. Bize verecekleri ziraat zeytini dağlarda susuzluktan dolayı olma şansı sıfır. Sadece göstermelik zeytin verdik olacak. Geriye dönük bize hiçbir şey gelir getirmeyecek. Bizim istediğimiz kısa dönemde ekonomimizi kazandırabileceğimiz farklı türlerin bize verilmesi. Keçi boynuzu olabilir. Herkes duyulsun konuşmalarımız, mikrofonlarımız. Evet. Yani biz bunları istiyoruz. Sadece biz zeytin değil derdimiz. Evet. Bize alternatif ürünler sunulsun, araştırılsın. Kısa dönemde ekonomi. Çünkü 3-5 yıl sonra bizi kimse bakmayacak, unutacak. Bu zeytinler bizim. Çocuklarımızın okulu. Okula giderken yağımızı satıyorduk, onları gönderiyorduk. Evlenecek olanların çeyiz parası. Hepsini buradan karşılıyorduk. Şimdi bütün hayaller bitti. Yazın, evlenmeler bitti. Rapor yazın, genel başkanımız. Çocuklar okula gidecek. Bunlara bakın, para lazım. Bakın şimdi. Genel başkan rapor yazın. Genel başkan bir dakika, yardımcımız bir dakika, var. Bir dakika. Şimdi bakın. Bu alan şu anda kamuya ait.
Kamu, evet kamuya geçti. Kamu devletin ait. Hazinesi. Tamam. Şimdi kamuya ait olan bu alanda zeytinler var. Geçmiş dönemde sizin diktiğiniz zeytinler var. Ama sizin santrali gerekçe göstererek çevrede dahil kamulaştırıldı. Aynen ama yanlış şu da var. Bedeli ödendi ve sizden alındı. Alındı. Şimdi deniyor ki bu zeytinler burada duruyor. Santralde bunları istemiyor. Dolayısıyla biz bu zeytin ağaçlarını yeniden almak istiyoruz. Yer almak istiyoruz. Yer almak istiyoruz. Zeytin üretmek istiyoruz. Aynen yağ öyle. Elde etmek istiyoruz. Aynen öyle. Çoluk çocuğumuzun masraflarını buradan karşılamak istiyoruz. Evet. Söylediğiniz bu. Evet. Güzel. Şimdi bunun çözümü için, bunun yangınla ilgisi yok. Bu başka bir konu. Şimdi bunun çözümü için sizin bu talebiniz